Bu hafta sonu Paskalya Bayramı'nı kutlamaya hazırlanan Rum Ortodoks Kiliseleri geçtiğimiz pazar günü ise Palmiye Pazarı'nı kutladı. Hatay ve Mersin'deki bazı kiliselerde cemaatin katılımı olmaksızın ayin gerçekleştirilirken bazılarında ise özel izinle ve salgın kurallarına uygun olarak ayin yapıldı. Süryani Kadim Vakfı ise 2 Mayıs Pazar günü Paskalya Bayramı ayininin cemaatin katılımı olmadan Meryem Ana Metropolitlik Kilisesi'nde gerçekleşeceğini duyurdu. Paskalya Bayramı'nı kutlamaya hazırlanan Rum Ortodoks Kiliseleri geçtiğimiz pazar günü ise Palmiye Pazarını kutladı. Hatay ve Mersin'deki bazı kiliselerde cemaatin katılımı olmaksızın ayin gerçekleştirilirken, bazılarındaysa özel izinle ve salgın kurallarına uygun olarak ayin yapıldı. Mersin Aziz Cebrail ve Aziz Mikail Rum Ortodoks Kilisesi'nde 25 Nisan Pazar günü olan Palmiye Pazarı ayini, 26 Nisan Pazartesi günü Kilise Pederi İspir Teymur tarafından gerçekleştirildi. Cemaate kapalı olarak yapılan ve yalnız kilise görevlilerinin katıldığı ayinle bu kutsal bayram kutlandı. Urma dallarıyla süslenen kilisede ayin sonunda zeytin dalları ve kutsal haç bulunan tepsi, Peder Ispir tarafından kutsandı ve zeytin dalları gelenlere dağıtıldı. Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki kutsal ayin, cemaatin katılımı olmadan ancak internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Hatay Samandağ Azize Tekla Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin ise özel izinle cemaatin kısıtlı katılımıyla gerçekleşti. Kısıtlı katılımın olduğu ayinde çocukların taşıdıkları rengarenk çiçekler güzel görüntüler oluşturdu. Hurma dallarıyla süslenen kilisedeki bu ayinde pederleri, zangoçlar ve kilise görevlileri değişlik etti. Palmiye Pazarı nedeniyle İskenderun, Altınözü ve Mersin Ortodoks Kiliselerinde de özel kutlamalar gerçekleştirildi. Hatay ve Mersin'de kutsal hafta ayinleri korona kısıtlamaları çerçevesinde yapıldı. Kutsal oruç döneminin sonuna gelinirken kutsal haftaya başlayan Ortodoks kiliseleri Paskalya öncesi elem ayinlerini gerçekleştirdi. Kutsal çarşamba akşamı kutsal yağ ayini Mersin ve Hatay Ortodoks kiliselerinde cemaatin kısıtlı katılımı veya cemaatsiz bir şekilde gerçekleştirildi. İsa Mesih'in dirilişi anlamını taşıyan Paskalya bayramı da yine kısıtlamaların gölgesinde kutlanacak.